Evet sevgili Iğdırlı kardeşlerim. Diğer listelerdeki son videomda bahsettiğim üzere. Hani o dedim ya. iş garantili yazılım eğitimi falan filan. Biraz hicivde bulunduk arkadaşlara. Size yeni bir sistemden, yeni bir projeden bahsettim. Hepsinin içini kapılacak şekilde. O da bu. Anlatayım size. Güzellik merkezinde randevu sistemi olacak kardeşim. Bu güzellik merkezinde ne olabilir? Tırnak yapıyor olabilirler. A'da lazer epilasyon. Bir güzellik merkezi şirketi düşünün. Bir müşteririz. müşteri kendi müşterilerine üyelik veriyor. Üyeler randevularını buradan alıyor. İlgili kişiyi buradan seçiyor. Diyor ki benim yani işte e, masajıma Ayşe girsin diyor. Bu anlayabiliyor. Ya gibi gibi anladınız siz onu. Randevu sistemi oluşturacağız. Şimdi bunu mikroservis yapısına böldüm. Nasıl? Şimdi e, API Gateway diye hep söylüyorlar. Ha şimdi baştan söyleyeyim demeyin ki ya abi altın üstü bir tane kuaför güzellik merkezi bu kadar teşkilatına gerek var. Öyle düşünme. Bu sadece bir örnek. Hani bunu tabii ki de bunu tek bir API içerisinde yazabilir. API'ye bile gerek yok. Firebase ile yapıştır. MongoDB ile yapıştır. Geç. Ama ben size burada tamamen yapıyı öğretmek istiyorum. Mantığı öğretmek istiyorum. Şimdi bizim bir client'ımız var. Client'ımız ne? Mobil uygulama. Mobil uygulama ee, diyecek ki mesela atıyorum. Randevu ekle. Endpoint'ine gidecek. O gateway'e soracak. Gateway önce bakacak bu adamın token'ı doğru mu? İşte otorizasyon servis, alt servisten soracak. Evet aa, bu adam tanınıyor bilinen bir adam veya kendisi şey yapacak bunu onaylayacak. Ondan sonra ne ile ilgili kardeşim bu? Randevu ile ilgili. Hemen diyecek Appointment servise e gidecek. Jack randevu ekle. Mantık böyle işliyor. bunu şey diye düşünebilirsiniz. Arada işte diyebilirsiniz ki billing servis. Önce out serviste bu adamın buna yetkisi var mı buraya? Var. Tamam o zaman bu adama gidersin billing serviste bu adamın borcu harcı var mı? var. O zaman payment servisi yönlendirirsin, ödeme yaptırırsın. Ha, borcu harcı yok. O zaman ondan sonra servise gönderirsin. Şimdi buradaki amacımız bizim ne? Mantık, buradaki mantık. Şimdi diyelim ki büyük bir sistem düşün. Burada başka servisler de var. Şu var, şu var, şu var, şu var. A servisi, B servisi. En azından bunlardan biri patlarsa bile o, ser, o sunucu yandı diyelim mesela. O sunucu çalışmıyor. O şirket kapattı. Bir orada vardı bir şey oldu. En azından burası çalışmaya devam etsin. Hani ee, bir alışveriş sitesine giriyoruz sepetimizde bir şeyler var. Site bozuluyor ama sepetimiz hala duruyor. Aa işte o mantık burada. O yüzden hiç ben uzatmadan hemen diye bahsedeyim. Client'ımızı Expo ile React Native kullanacağız. API Gateway'imiz Node.js olacak. Out servisimiz Node.js olacak. Bu ee, Bunları yanlış yazmışım. Bunlar tabii ki de Node.js değil. .NET olacak bunlar. Entity Framework. Şimdi bazı arkadaşlar diyebilir. Ya abi mikro servis dediğin şey işte program CS'de gir hemen birkaç satır yaz. Hayır mikro servis öyle bir şey değil. Katman katman da olabilir ama tek bir işe odaklanıyor. Mesela bu sadece otorizasyon servisi. Bunun 100 tane dosyası da olabilir. Binlerce star kod da olabilir. Ama bugüne de tek bir işe odaklandığı için bu bir mikro servistir. Out servis. Yani burada gelip de kampanya servisi yok bunun içinde. Kampanya endpoint yok. Sadece out var. O yüzden mantık böyle. Ben hiç uzatmadan ilk olarak AUS servisi yazacağız, sonra API Gateway'imizi yazacağız, sonra mobile gireceğiz ve yapa yapa artık diğer servisleri, datmet falan yazmaya devam edeceğiz. O yüzden kahvenizi, çayınızı, biranızı, rakınızı alın, oturun abi anlatmaya başlıyorum.